Herkese merhabalar. İkinci yazılar geliyor. Edebiyattır, tarihtir, coğrafyadır, fiziktir, kimyadır, biyolojidir. Gerçekten lise tahmin ettiğimizden daha zor. Ama bizler de bu zora hazırız. Bizim için imkansız zaman alır. Zoru zaten başarırız. Ancak ikinci yazılardan yüz almanız için sizlere çok güzel haberlerimiz var. Yazılı kampımız geliyor. Yazı notlarımız hazır. Ve bugün de sizlere süper taktik videolar hazırladık. Neler yapmanız gerektiğine dair süper taktik videolar hazırladık. Bu videoyu da izlediğinizde inşallah yazılarınızdan süper notlar alacaksınız. Hadi bakalım videomuz başlasın. Öncelikle arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılı kampımız geliyor. Bunu zaten söyledik ama şimdi taktikler nedir gelin isterseniz bakalım. Birincisi yazılıya girmeden önce mesela diyelim ki kimya yazılınız var ya da İngilizce yazılınız ya da tarih ya da coğrafya hiç fark etmez. Bu yazıların konularını Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarda belirliyor. Diyor ki arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimiz bu konuları sorsun diyor. Ama bazı hocalar konuları yetiştiremiyor. Bazı hocalar biraz daha ileri gidebiliyor. Bazı hocalar arkadaşlar buraya dikkat edelim lütfen diyor. Oraları soracak demektir bu. Dolayısıyla sizler hocanın verdiği listeyi sınıfın en çalışkanından alabilirsiniz. En başarılısından alabilirsiniz hiç fark etmez. Bu notları, bu konuları listelemeniz gerekiyor. Bu size tak 10 puan kazandırdı. Bak hiç daha çalışmadınız. Sadece konuları biliyorsunuz. Yani neye çalışacağınızı, neye çalışmayacağınızı biliyorsunuz. Daha çalışmadınız. Ama o bile size 10 puan kazandırıyor. Devam ettik. Çalışma planı yapmamız lazım. Örnek veriyorum. Bu perşembe günü biyoloji sınavınız var. Dolayısıyla yapmamız gereken nedir? Çarşamba gecesi sabah kadar biyoloji çalışmak. Hayır. Çarşamba gecesi sadece çalıştığınızda biyolojiden iyi bir not alırsınız. Ama hedefimiz çok iyi bir notsa öncesinde yani salı, pazartesi ya da hafta sonunda mutlaka bir ön çalışma yapmamız gerekiyor. Her şeyi son güne bıraktığımızda maalesef eksik oluyor. Maalesef istediğimiz notlar alınmıyor. Dolayısıyla çalışma planınızı yapmalı. Benim çarşamba günü bu var, bu var. O zaman ben buraya bak. Biz bile sizler için yazılı kampımızda tek tek gün gün hangi videoda yayınlayacağımızı belirliyoruz. Dolayısıyla sizler de hangi videoya ne zaman çalışacağınızı, hangi provayı ne zaman izleyeceğinizi, hangi videoyla alakalı neler yapacağınızı, hangi yazılıyla alakalı neler yapacağınızı belirlemeniz lazım. Bu da size harika bir 10 puan daha kazandırdı mı? Devam ediyoruz. Ortamınızı yazılıya uygun hale getirmek. Bu da çok değerli arkadaşlar. Çünkü sizler üniversite sınavına girdiğinizde ya da yazılara girdiğinizde yanınızda telefonunuz, televizyonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız olmayacak. Dolayısıyla yazılıya çalışırken dağınık bir ortamda bilgisayarın olduğu, oyunun açık olduğu, televizyon açık olduğu bir ortamda çalışmak yerine onun yarısı kadar hatta dörtte bir kadar bir süre tertemiz bir ortamda çalışın. Daha verimli olur. Daha çok puan kazanırsınız. Hatta bakın burada da 10 puanımızı kazandık. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. Televizyonda dizi izleyerek 3 saat yazılıya çalışacağınıza geçin içeri odaya rahatça sessizce veya televizyonu kapatarak sessiz bir şekilde çalışın. Bir saat çalışın emin olun daha yüksek puan alırsınız. Çünkü beyniniz sizin çok iyi çalışıyor. Sizler çok gençsiniz, çok zekisiniz. Bir yandan televizyon, bir yandan telefon, bir yandan yazılı olduğu zaman bilgiler beyninize karışıyor. Bunların karışmaması için sadece yazılı odaklı çalışın. Geldik buraya. Küçük küçük kopyalar hazırlayın arkadaşlar. Biraz sessizlik oldu değil mi? Şu anda ben niye sustum şu anda? Siz de şaşırdınız. Kopya hazırla hoca bize kopya. Hayır. Kopya çekin demiyorum. Kopya hazırlayın diyorum. Neden? Kopya çekmek için değil, öğrenmek için. Bakın bizim normalde dinamo soru bankalarımız böyle. Ama yazılı notlarımız mintoş. Niye mintoş? Çünkü bunları okulda, kantinde, evde, her yerde rahat rahat çalışın diye. Bu notları farklı farklı yerlerde gördüğünüz zaman hem birinci hem de ikinci yazılı için birinci dönem yazılı notlarını gördüğünüz zaman beyninize daha yerleşiyor. İşte yazılılarda kopya çekmeyin. Kopya çekmek yasak ve günah. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bizler yazılıdan önce hazırladığımız kopyalar sayesinde bunları yazılıda kullanmamız gerek kalmayacak. Bunlar aklımıza kalacak. Buradaki notları küçük küçük kağıtlara geçirmek, buradaki notları çalışmak emin olun yazılılarda bize süper puan kazandıracak. Bakalım kaç puan kazandırdı? 10 puandan kazandırdı. Bak daha tekrar etmedik, soru çözmedik, yazılıya çalışmadık. Sadece notlar hazırladık. Geldik buraya. Yazılı provalarını izlemek. Arkadaşlar bizler 10. sınıf kanalımızda sizler için 26 Aralık Pazartesi matematikte başlıyoruz. Fizik, edebiyat, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih, İngilizce, din. Ya bakın din yazılı provası bile hazırlıyoruz sizler için. Bunlara güzel güzel çalışın ve ardından da bu provaları izlediğinizde zaten bizim büyük bir emek ve özenle yaptığımızı göreceksiniz. Bütün Anadolu liselerindeki, fen liselerindeki, Anadolu İmam liselerindeki, devlet okullarındaki, kolejlerdeki bütün öğretmen arkadaşlarımıza, hocalarımıza ulaştık. Hocam ne soracaksın bize söyle. Öğrencilerin karşısına sürpriz bir yazılı çıkmaması için neler yapabiliriz diye tek tek sorduk ve sizler için süper yazılı provalar hazırladık. Bunu da izlediğinizde bir 20 puan daha kazandık mı? Evet doğru 20 puanmış gerçekten. Korktum 10 gidiyordu bir anda 20 yaptım. Allah'tan 20 geldi. Geldik buraya. Dinlenmek ve rahatlamak da önemli. Çünkü dinlenmek de çalışmaya dahil. Sizler 5 saat çalışıp yazılıya girdiğinizde beyin patlayabilir. Ama 1 saat çalış 15 dakika dinlen. 2 saat çalış yarım saat dinlen yaptığınızda ve rahatladığınızda emin olun yazılıdan daha iyi puan alırsınız. Ve bir 10 puan da burada ekliyorum. Hop 10 puanımız da geldi. Son tekrar yapmak çok önemli arkadaşlar. Tamam yazılı notlarından çalışın diyoruz. Yazılı kampımın videolarını izleyin diyoruz ama soru çözmek de gerekiyor arkadaşlar. Yani sanki bir yazılıya girmiş gibi gerçekten bizim kitaplarımızdan bizim biliyorsunuz hem Dinamo Sözel hem de sayısal setlerimiz var. Burada tek tek soruların seviyelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Burada diyelim ki Dinamo Coğrafya Soru Bankası 10. sınıf. Açtınız.
Bu konuyu öğrendiniz, dünyanın yapısı ve oluşumunu. Burada öğrendikten sonra buradaki testleri çözüp ardından da burada sizler için hazırladığımız özel yazılı soruları var. Bakın burada gösteriyorum, bakın. Yazılı soruları var. Bu yazılı sorularını çözdüğünüzde, karekoda okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden, uzman hocalardan detaylı bir şekilde dinlediğinizde emin olun çok ciddi bir öğrenme sağlayacaksınız. Yani kendinizi havuza atmış oluyorsunuz. Yüzmeyi öğrendiniz ama videodan öğrendiniz, notlardan öğrendiniz. Şimdi havuza atlıyorsunuz ve soruları çözdüğünüzde, yani son tekrarınızı soru çözerek yaptığınızda tekrar deyince öğrencilerin midesi bulanır. Tekrar der öğrenciler. Tekrar değil, soru çözün demek istiyoruz. Bu tekrarları da yaptığınızda hop çikilop 20 puan daha geldi mi? Geldi. Devam ediyoruz, sonuncusuna geldik. Moral bozanları engelleyin. Hayatınızda her zaman yapamazsın abi. Abi edebiyatçı kazık soracakmış. Matematikçi yeni konu ekledi. Fizikçi dedi ki benden geçemezsiniz. Böyle diyen tipler her zaman olacak. Bunlar LGS'de de vardı. Üniversite sınavında da olacak. İş hayatında da olacak. Her zaman etrafınıza yapma olmaz bunu yapamazsın diyen tipler olacak. Çünkü onlar başaramıyor. Sizin de başaramayacağınızı düşünüyor. Halbuki siz onlar değilsiniz. Onlar siz değil. Siz çalıştığınızda çok yüksek notlar alabilirsiniz. Bu moral bozanları da engelleyin. Bir 10 puan daha kazandınız mı kazandınız. Artık bundan sonrası tevekkül edip sınavdan iyi notlar almaya kalıyor. Hadi bakalım, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Dinamo setlerimizle ve aynı zamanda yazılı notlarımızla, yazılı kampımızla bizler sizler için yazılılara hazırlandık. Sizler de bizlerle güzel güzel çalışın ve inşallah da en yüksek notlar alın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.